Bu arada Fatma da gözaltına alınmadan önce, yani Isparta'ya gitmeden önce, saatler önce yaptığımız röportajda onun da sana mesajı vardı. Alalım. Fatma'nın mesajı da gelsin bakalım. Buyurun izleyelim. Gelsin. Zeynep'i çok kıskanıyor. Seni de kıskanır mıydı? Yok, kıskanmazdım. Kıskanmazdım çünkü ben dışarı gidiyordum mesela. Elmiye gidiyordum, Kiraz'a gidiyordum. Hiç kıskandırmıyorum. Yani kendi daha da duruyordu. Mesela geldin mi eve diye 12-1'de bile aramazdı. Mesela gündüz aramazdı ne ediyorsun diye. Ama bir ihtimalda acaba sattı mı ki diye de düşünüyorum. Yani bu Zeynep'ten şüpheleniyorum ben. Yani Zeynep'ten ne zamandan beri tanışıklar. Yani eğer kazinoya bile sattıysa çıkmayabilir. Yani çıkarttırmayabilirler yani. Yani Zeynep çıkmadan önce kesin öldürdü diyorum. Yani sevgili ne dostlarım sana dediler. Öncekine hala şüphem vardı. İspatçı'dan buraya dönüşte tanıştığını sanıyordum ben. Daha öncesinde mi tanıştın? Daha öncekilerden, yani daha önceden şüphelen vardı. Evet. Gülüyorum sadece. Neden? Yalan çünkü de. Önceden tanıştınız. Tabii canım, önceden o yalan o. Benim tanıştığım tarih belli. 20 Şubat. Ben de senin anlık bir tanışmayla böyle TikTok'tan tanışıp hemen Mustafa'nın yanına gelip otelde kalabilecek bir kadın olmadığını yok, düşünüyorum. Yok, TikTok'tan tanıştık. Biraz Fatma'ya da katılıyorum. Yani aynı yok, fikirdeyim. Yok, TikTok'tan tanıştık da bir 10 günü buldu yani konuşmamız. Yalan söylemiyorum. Bu kadar hızlı nasıl gelişti buldu peki? Nasıl hızlı gelişti? Ya ben fazla arayamıyordum çalıştığım için. Hı-hı. O arıyordu beni otelde olduğu sürece. Peki Zeynep şey diyor ki, Fatma diyor ki, ben diyor Zeynep ortaya çıkıncaya kadar kızımın öldürülmüş olabileceğini düşünüyordum. Ama Zeynep ortaya çıktıktan sonra acaba öldürülmemiş olabilir mi? Bu Zeynep sana olan düşkünlüğünü gördükten sonra kızımı Zeynep'le beraber bir pavyona, bir eğlence mekanına satmış olabilirler ben mi? Ben pavyonun yolunu bilmiyorum ki. Pavyonun Isparta'da şu an ister gidin sorun. Isparta'da çarşı merkezden başka bir yere gitmişliğim yoktur. Hiç eğlence mekanına, hiç pavyona gitmedim. Hiç çalışmadın. Yok. Hiç oralara gitmedin. Sana nasıl anlattı Şükür'ün kaybını? Mustafa mı? Evet. Mustafa, ben sordum hani kız nasıl kayboldu diye. Büşra'yı hazırlar mısınız arkadaşlar? Son bilgiler hazır, onu alalım. Sana nasıl anlattı, hani söylediler dedim. Ben dedi gece geldim dedi eve dedi. Hatta ilk önce dedi Fatma'yı aradım ben dedi. Hı hı. Kamyon gelecek, eşyaları ayarlayın dedim dedi. Hı hı. Isparta'ya taşınan şeyini. Gece geldim ben dedi, çocuklar uyuyordu dedi, hiç hani... Sen mi sordun, o mu anlattı? Ben sordum. Hı. Hani nasıl oldu bu olay diye. Sonuçta sorur yani, her kim olsa sorar yani. Sen de sormayı akıl etmişsin, iyi bari. Muhabir gibi sordum, yapacağım ne yapayım. Ha. Bana dedi gece 11-11.30 gibi geldim dedi. Peki. Çocuklar yatıyordu dedi. Ben de dedi hiç çocuklara uyuyorlar deyince dedi hiç önemsemedim yani dedi. Ben de direkt kendi odama, kaldığım odama geldim dedi. Hı hı. Artık orada oturdu mu yattı mı onu bilmiyorum. Hı hı. Sabah kalktım dedi, kahvaltı hazırlan, eşyaları toplayacağız. Çocukları çağır gelsin dedim diyor. Hı hı. Oğlanların üçü geldi diyor, kız yok diyor. Kız nerede dedim diyor. Gitti hemen geri gel. Zaten odaya falan bakmamış. Kız eşyalarını toplamış, camdan kaçmış gitmiş dedi bana diyor. Hı hı. Öyle söyledi bana dedi. Nasıl sen hani kaçar gider, nasıl bilmezsin, sen nasıl anasın diye bağırdım diyor. Gece bağırma yok, gündüz bağırdım ben diyor. Hı hı. Ondan sonra diyor ben diyor, o da bana hani biraz bağırınca diyor ben çektim gittim diyor. Hı hı. Ondan sonra Yasin beni aradı diyor. Hı hı. Baba hani ablam gerçekten kayıp, gel dedim diyor. Ben dağdan geldim diyor. Sonra diyor sinirlendim gittim diyor o. Sen inandın mı? Valla anlatışı o benim bana. Şimdi az önceki röportajı, daha doğrusu cezaevine girerken çıkarken söylediklerini bir daha yayınlamak istiyorum. Bazı şeyler hatırlamana belki yardımcı olur senin. Yok, o buraya çıktığım için şey yaptı. Hayır, bir daha yayınlan arkadaşlar şu röportajı Mustafa'yla. Kötülediğimi zannediyor. Mustafa, mahkemeye sevk ediliyorsun. Bir şey söyleyecek misin? Yok, söyleyecek bir şeyim yok. Zeynep seni niye yarı yolda bıraktı? Bilmem ben. Fatma Nalgül. Neye gitmiş? Avukatlarına kadar saydın. Saysın. Fatma'nın görüntülerini niye yaydın, sevgilisiyle kaçtı mı diyecektin? Kim? Zeynep'in söylediği gibi. Zeynep'in
böyle iddiası var. Zeynep bugün yayında olacak, ona söyleyeceğim bir şey var mı? Selam söyleyin. Selam söyleyelim. Madem bu kadar beni kötü yaptı, iki ay benim yatağımda neye yattı? Paranı aldın mı onun hesabından? Benim param yoktu onda. Yaylaya niye götürmeye çalıştın onu? Gezmeye gittik, benim yayladık evime. Başka bir yere daha götürmek istemiştin, korkmuş. Nereye, korkmuş mu? Korkmuş, gelmedi. Ha, iyi tamam, selam. Baban diyor ki artık ne varsa söylesin, bizi de kurtarsın diyor. Tamam. Kızının ölümüyle bilgin var mı? Son gelen iyi güler. O Fatma'ya da söyle, son gelen iyi güler. Orada söylediği bazı şeyleri hatırladın mı? Tekrar yayınlamak istedim çünkü. Çünkü bak, Tahsin borç, daha doğrusu patronundan para istiyor. O paraları patronun dedi ki biz Zeynep'in hesabına gönderdik. Tamam, benim onun hesabı olmadığından benim hesabıma atıverdi. Peki niye o zaman böyle bir şey yok diyor, Zeynep'e para gitmedi diyor. Benim yok, param yoktu onda diyor. Yüklü para bir dediler ya, yüklü para hani gönderilmiş dedi. Fatma dedi ya, o onu söylüyor. Ama sonuçta senin hesabında onun parası var mı yok mu? Yok, şu an yok. Ne kadar geldi hesabına? 5000 lira para geldi ya. Onun dışında yok. Yok, iki sefer. Koyunlar, moyunlar satıldı mı? Satıldı. İki sefer 5000 lira geldi. Başka yok. 10.000 lira para geldi yani. Koyunları kaça sattın? Onu valla toplamını bilmiyorum da 8. Nasıl? 1 milyon? 300 bin. Aynen. 1 milyon 300 bin lira. Daha almadı yani parayı. Ama daha parayı almadı yani. Almadı. Kasım ayına. 300 bin milyar duruyormuş. Tamam, peki. Kurban vadeli vermiş. Tamam, yayladaki eve. Neyle gittiniz? Motorla. Motorla. Bayağı da uzak olduğunu biliyoruz. Niye gittin peki? Neden o kadar uzak yere motorla, böyle bayağı da meşakkatli bir yol olması lazım? Yok, biz o otoban yolundan gittik. Ne kadar sürdü? 15 dakika sürdü otoban yolundan gittin mi? Ha, 15 dakika. Hı. Peki gider gitmez mi seni götürdü o eve? Yok. Zaman sonra ya, bayağı sonra. Bu benim bildiğim, şimdi bizim Büşra da oraya gitti baktı. Şimdi Büşra da notu. Büşra'ya da sorabilirsin ya, bu köpek alma mevzusunda oradalardı. Hayır. O evin, Büşra da gitti, o ev bomboş bir ev yani. Hiçbir şey yok zaten. Evet. Yani etrafı gör dedi, benim yaşantımı gör dedi. Yazın dedi. Bomboş evin ne yaşantısını göreceksin yok, yani? Yok, yazın buraya çıkıyoruz dedi. Sen de çıkacaksın burada dedi, hani inek bir şu ya, bu. Ya ben lafı dolandırmayayım, çocuk orada gömülü olabilir mi? Bilmiyorum. Orada olsa kimseyi götürmez herhalde ya. Aksine bazen katiller gittikleri böyle şeyleri ziyaret edebiliyorlar yani. Öyle bir şey yaşamadığım için hani bilmiyorum yani. Hı? Mustafa çok ağlıyormuş. Niye ağlıyor geceleri, ya da ne zaman ağlardı? Ya o acıklı film olduğu zaman ağlıyor ya. Öyle bir huyu var. Birisi ağladığı zaman o da dayanamıyor, ağlıyor. Hiç Şükür ağladı mı peki? Ağladı. O zaman sevgili Zeynep, hatta o gece söylesen. Fatma burada bir şeyleri söyleyecek diye hani... Artık söyle, bağırarak artık söyle, sen de kurtul, ben de kurtulayım dedi. İtirafın Fatma'dan gelmesini bekledi değil mi? Yok, başka şeylerden dolayı. Onunla alakası yok. Hep şunu söyledi. En sonunda Fatma şunu söyleyecek. Senin bildiğin konu ya. Fotoğraflarından. Yok, o değil. Bana da anlattı onu Mustafa. Ha, o meseleyi, o mevzuyu. Onu söyle artık onu dedi. Onu ne zaman öğrenmiş? Onu Fatma kendi anlatmış. Ne zaman anlatmış? Evlendikten sonra. Fatma'nın benim bildiği sırrı var ya sevgili izleyiciler. O sırrı şu anda ben ekranlarda söyleyemiyorum. Fatma'ya söz verdiğimiz için. Bir kadından bahsediyoruz. Bu mahremiyete önem vermeni rica ediyorum senden. Yok, onu söylemeyeceğim. Peki. Ya. Onu o zaman Mustafa biliyor muymuş o sırrını? Aynen, Fatma Vay. Söylemiş. O zaman Fatma bana yalan Çünkü söyledi. Çünkü Meryem'e yaptığını aynısını bana da oldu demiş. Bunu Mustafa'ya söylemiş, Mustafa da kabul mü etmiş? Artık ne, nasıl oldu onu bilmiyorum yani. Yani evlendikten sonra bu sırrı biliyormuş yani. Aynen. Çünkü dedi ya burada benimle ev... Vay. Efendim Ahmet Bey. Heh? Mustafa bana kaçtığı gün arkasından onun... Şunla şey konuşmuş dedi. Onunla o işi gördüğünü kanaatim geldi dedi. Köyden iki kişiyi söyledi. Niye bana demedi senle benle onunla diye. Tamam Esbe. Şimdi onu iddia var da o iddiayı bir netleştirdikten sonra Fatma'dan izin aldıktan sonra söyleyebilirim. Çünkü Fatma zaman zaman bazı yalanları da söylüyor. Çünkü durduğu zaman sinirlerim depeme çıkıyordu benim.
sinirlerin tepene çıkıyor da. O konuyu yeri ve zamanı bir beklediğim bir bilgi var. O bilgiyi bir netleştireyim. Ondan sonra o ben var ya dozerle geçeceğim o meselenin üzerinden. Bak dozerle geçeceğim o meselenin üzerinden böyle. Biliyorum. Tamam bütün bedenimle geçeceğim yani. Biz de senin arkandayız tamam, o zaman. Tamam. Bir 70 boyum var. Hem kilomu da söylüyorum. 68 kiloyum. Bir 70 boyum ve 68 kilomu üzerinden geçeceğim yani o meselenin. Hepsine bütün bedenimle geçeceğim. Az kaldı. Bir şey daha var ya. Az kaldı. Bir şey daha öğrenmeye çalışıyorum. Onu da netleştireyim. Bütün bedenimle, ruhumla, fiziken, ruhen üzerinden geçeceğim. Geçeceğim. O benim burama kadar geldi. Burama kadar geldi. Patlamak üzere. Patlamak üzere. Anlıyorum ben seni. Tamam.